ve inovasyon konusunda çok önemli bir ismi şimdi buraya davet etmek istiyorum. Tıp bildiğiniz gibi kolay bir bilim dalı değil, kendi içinde kapalı bir bilim dalı. Anlamak da kolay değil, büyük bir fedakarlık gerektiren bir bilim dalı. Özellikle sıradan insanlar, bizler aslında hepimiz bir doktor gibiyiz. Herkes birbirine çok iyi ilaç tavsiye edebiliyor. Böyle bir geleneğimiz var. Ama bazı bilim adamları tıpı biraz daha basitleştirmeye çalışıyorlar. Biraz daha anlaşılır kılmaya çalışıyorlar. Sıradan insanların merak ettikleri sorulara cevap bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bu bilim adamlarından bir tanesini buraya davet etmek istiyorum. Bir kitabını aslında okudunuz, Türkçe'de yayınlanmış durumda, Sorular Kitabı. Sorular Kitabı çok önce, uzun yıllar önce yazdığı bir kitap. Bu kitapta ilginç de bir tanıtımı var, bilmiyorum ben okuma fırsatı bulmuştum. Diyor ki, ahlaki değerlerinizi, inançlarınızı, kısaca sizi sınayan bir kitap olarak tanımlıyor bu kitap. Kendisi BioSense'in kurucusu, CEO'su. Aynı zamanda kalıtım ve tıp otoritesi, Alzheimer, astım, Parkinson gibi hastalıklar için tedaviler geliştiren bir kurumun başında. İsterseniz sözü çok fazla uzatmayayım ve Sayın Gregory Stock'u buraya davet edeyim. Mr. Stock. Welcome. Thank you. Thank you. Hi. It is really a pleasure to be here in Turkey again. I love the country. And this is the first time I've been in Izmir, though, and it is really wonderful. I'm looking forward to visiting for a while after today. And I'm going to, do we have the slides go? Can you put on the slides, please? Are they on? Ah, here they are. Sorry, I couldn't see them down there. Can you put them on this mic as well? So it's really something extraordinary is happening today, and I'm going to talk a little bit about science and technology and the implications that they have, not only for medicine and healthcare, which I think you will see are an example that is really enables us to think of how these things are going to impact ourselves more broadly, our lives, and exports and economics. They're going to be at the center of this. And the important thing is that, first of all, this is a time of enormous opportunity. As the economics minister mentioned, we have amazing tools, amazing things at our hands. Things that would have made kings of prior eras just look with awe at this sort of stuff. I mean, we have things that are amazing. And this opportunity that we have, though, which seems extraordinary when you step back, is actually doesn't make life particularly easier for us in many ways, because it makes it very turbulent, very challenging. We're living in a world that is changing so rapidly that it's hard to see exactly where we fit in and exactly where we're going to fit in a decade or two decades, or where our children will fit in. And that's very, very challenging for us. And so sometimes it helps to step back a little bit, because with a little perspective, you can see what's happening in a larger sense, and it gives you a feeling for how things might change and how things might move ahead. It's very hard to see that when you're in the middle of these sorts of things. And I mean that not just in terms of spatially, where you might get a vision of the world, of the earth, that's a little bit different, that changes our view of ourselves, but temporally too. Because what is happening today in your lifetimes, and I think it's an enormous privilege to be alive today, is that there is a fundamental change going on, not just in the history of humans in the last few thousands of years, but in the history of life itself, in the 3.5 billion years since life first evolved. And there are two things that are occurring today, two fundamental revolutions. The first of these is the Silicon Revolution. And we all have our cell phones and our computers and all of these amazing things that we sort of are so used to, we don't really think about it very much anymore. But actually what's occurring is that we're taking the sand at our feet, silicon dioxide,
and we're breathing a level of complexity into it that rivals life itself. In other words, we are animating the world around us. We're taking the dead world and we're animating it. We're turning it into something that is very, very similar to life itself. And if you think at the rate at which change is occurring, you can see that this has immense implications in the very, very near term. And a child of this revolution, which has changed everything, nothing is ever going to be the same, thousands, hundreds of thousands of years from now, humans will look back at this moment and see this as a fundamental transition. One of the implications is that life, through us, has begun to understand its own processes, and we're beginning to change and manipulate and adjust and enhance, and also take control or influence not only our own evolution, but the evolution of all life on the planet. So these are fundamental. We're awakening the world around us, and we're breathing complexity, and we're breathing complexity into that world, and we're also altering our own biology. And so there are many things that people argue about today, about cloning, about DNA, and should we have a right to see our own DNA without a physician, privacy, who's listening to what. All of these things are very, very small in the bigger picture of things, because the real question is whether life as we know it, carbon and oxygen and nitrogen, are going to be the cutting edge of consciousness and life going forward. What is the world going to look like 100 years from now? So to give you just to highlight the immensity of this moment in time, the last time that something of this nature occurred was 500 million years ago, so a half a billion years. And that was when simple tissue and cells began to organize simple non-biology, calcium carbonate, calcium phosphate, and combine them to form shells and skeletons, all the things that made possible the larger body plans that have now controlled and shaped and made possible this revolution. And something very, very equivalent is happening today, right now, in our lifetimes. And that is that complicated biology, our cerebral cortices, are combining with complicated non-biology, all of the products of computers and the Silicon Revolution, and they're joining to form this large superorganism that is more than metaphor. We are linked now every bit as tightly as the cells in our own bodies are linked to one another and are collaborating with one another. And that is only becoming deeper and more pervasive and more intimate as time moves forward. Ya zaman ilerledikçe bu konu daha da derinleşmekte ve tabii işte bizim bugün gerçekleştirdiğimiz dönüşüm budur. Aslında bu bir uyanma faaliyeti küresel ölçekte son derece güçlü bir oluşum bu. Ve aynı zamanda sınırlar da ortadan kalkıyor. Çünkü bu birazcık insanı rahatsız ediyor ama yine de ona inanılmaz fırsatlar ortaya koyuyor. Bunlardan biri yaşayan ve yaşayamayan arasındaki bağ, daha önce de bahsettiğim gibi. Craig Venter created less than 5 years ago. This is synthetic life. This is bacteria that were created out of a test tube. Bir test tübünden ortaya çıkarılmış. Buradaki moleküllerin hepsi bir araya getirilerek suni yaşam oturulmuş. Ve yine kendi içimizdeki araçlar, işte Claudia Mitchell bu bayan, işte bu protezi kendi sadece aklıyla hareket ettirebiliyor. Ve sadece düşünerek kendi göğsündeki sinirler aktive oluyor ve böylece bu elini, protez elini hareket ettirebiliyor. Bu 4 yıl önceydi. Bugün son derece gelişmiş yönleri var. Bunların modelleri var ve bacak protezleri inanılmaz mesela. İşte buradaki bey ise, bu da inanılmaz bir kişi. Görüyorsunuz protezlerini. Aslında bu bir dağcıydı ve ondan sonra bir kaza yaşadı 20 yıl kadar önce ve dağlardaydı ve ondan sonra bir kar yağışı içinde kar fırtınasına yakalandı ve ondan sonra 3 yıl gün boyunca buzun içinde kaldı ve buz nedeniyle her iki bacağını da dizinin altında kaybetti. Fakat yaşamını değiştirdi daha sonra ve teknoloji kullanmaya çalıştı. Protez yani
doktora yaptı bu konuda, suni bacaklar konusunda ve ondan sonra kendisinin de laboratuvarda oldu. Fakat ilginç olan şey şudur, kendisi şöyle dedi, eğer kendisi bir seçeneği olsaydı o zaman biyolojik bacaklarını istemezdi bir seçim olsaydı. Neden? Çünkü biz yaşandıkça bizim biyolojimiz, bacaklarımız zayıflıyor. Fakat onun bacakları hiçbir zaman zayıflamayacak ve son derece yeni tipte bir bacakları var. Bir seçim hakkı olsa kendi bacağını istemiyor. Bu protez olan bacaklarını istiyor. Now. Ve şimdi artık kendi uzunluğunu, bedenin uzunluğunu da değiştirebiliyor belli santimetrelerle ve çok daha rahat hareket edebiliyor bunlarla. Evet, tabii ki ortaya çıkan diğer bir imkansız budur. Bu düşlem değil, fantazi değil. Bu da farmakogenomics. Yani ilaçları bireyin kendi genetik konstitüsyonuna, yapısına göre ayarlamak. Ve artık onkolojide bu gittikçe artan bir konu. Artık son derece böyle bebek adımları atıyoruz. Fakat hep böyle deneme yanılmayla bunu yapıyoruz. Ve böylece büyük gelişmeler sağlayacağız. Bir de embriyonik kök hücreleri, şimdi bütün hücreyi bakacak olursanız bütün bu esas kök hücreler kemiklerimizi, sinirlerimizi ve kaslarımızı geliştiriyorlardı ve işte şimdi burada bir trakea görüyorsunuz, insan trakeası ve bir de böbrekler. Bu şimdi farelerle böyle çalışmalar yapılıyor ve her şeyin ne kadar gelişme hızına bakacak olursanız bu inanılmaz bir yolculuk ve bu yolculuk bizi nereye götürecek tam olarak bilmiyoruz. Ve kendi yaşamınızda da bunların hepsini göreceksiniz. Yani suni olarak böbrek, kök hücrelerden vesaire olabilecek, oluşturulabilecek. Bu yolculuk başka bir yer olan yolculuk değil. Bu yolculuk bizim kendi içimize doğru olan yolculuktur. Bu son derece ilginç, çok daha heyecan verici bir konu. Kendi içimize doğru yaptığımız yolculuk ve bu bizim son derece dikkat ettiğimiz bir konu. Eğer teknolojinin kendi yaşamımız üzerindeki olan etkisi konusunda eğer bir şüphemiz varsa o zaman buradaki camdan ve betondan ve pasalmaz çelikten olan vadeleri bir düşünün. Şehirlerin içinde ve çok kısa bir süre için bütün şehirlerde bunlar oluştu. Çok kısa bir süre içinde dünyayı yeniden oluşturduk, yeniden şekillendirdik ve bu dünya yeniden dünya ve bu bizi çok derinden etkiliyor. Yaşam şeklimizi derinden etkiliyor. Şimdi bu teknolojiye baktığımız zaman bu teknoloji gittikçe daha güçlü oluyor. Ve bunu biz kendimizin üzerine tekrar geri döndürebiliyoruz. Bu değişikliğin ebadı hep aynı olacak. Ve siz böyle çok aptalca Hollywood görüntüleri de görebilirsiniz. Bunları unutun. Şimdi şöyle şeyleri düşünün. Bizim için bireysel olarak daha önemli şeyleri düşünün. Eğer mesela insan ömrünü arttırmak çok daha önemli bir konu ve bir çok gerontolog şunu düşünüyor. İlk insan 150 yani şimdi 150 yaşına kadar yaşamak mümkün olacak. Ve diğer bir konu ise şimdi biz şimdi kendi zihnimizin ve benimsin nasıl çalıştığını anlatmamız için şimdi bir ilaç kokteyli oluşturabilirsiniz ya da sinir stimülasyonu yapabilirsiniz ve böylece bizim her şeye nasıl cevap verdiğimizi değiştirebilirsiniz ve duygusal durumlarımız değiştirilebilir. Duygusal gösterdiğimiz reaksiyonlar değiştirilebiliyor bu sayede. İşte bunlar da önemli konular olacak ve çocuklarımız ve eğer genlerin konstelasyonunu anılırsa mesela güçlerimiz ve kendi yatkınlıklarımız, çeşitli konular için yatkınlıklarımız bunlar ortaya çıkarılacak. Tabii ki anne babalar kendi çocuklarıyla ilgili seçim yapılacaklar ve özellikle bunlar daha küçük ailelerse ve bazı gruplar ise anne babalara danışmalar verecek. Ne tür imkanlar olacak çocuklarıyla ilgili olarak ve embriyoların istikbaliyle ilgili olarak. İşte bu tür şeyler oluşacak. Bunlar son derece önemli konular. Ve şu da çok açıktır ki ve biz tıbbı ve sağlık hizmetlerini yeniden oluşturacağız ve bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ve ben şimdi bugün şundan bahsedeceğim. Şimdi bütün buradaki geçiş yani tıptaki bilgiler tek tek doktorların beyninde bulunuyor ve hep biz mükemmel bir doktor arıyoruz bize yardım etmesi için ve
gibi. Daha sonra gördüğünüz gibi bu gelişi güzel oluyor. Fakat bugün olan şey şu. Şimdi bütün bu beceriler tıp ve sağlık hizmetinin mimarisinin içinde gerçekleşecek. Bizim son derece iyi uzman hizmetlerimiz var, doktorlar kümeleri var ve bu da şu anlama geliyor, bunun son derece hasta odaklı olması mümkün oluyor. Şimdi hem doktorlar hem hemşireler bir ekip olarak ve suni zeka ve enformasyon sistemleri, bunların hepsi bize öyle bir sağlık hizmeti sunacak ki sizin bugün tahmin edeceğinizden çok daha harika olacak. Tabii ki mesela tele tıp ortaya çıkacak, robotik, çeşitli robotikler olacak. Bunlarla ilgili görüntüler size göstereceğim ve makine öğrenmesi ve yine böyle dil arayüzleri, bunların hepsi gerçekleşecek. Ve şimdi tıpla ilgili olarak şunu düşünelim. Biyoloji son derece karmaşık bir konu, son derece zor bir problemdir biyoloji. İşte buradaki değişikliği tıpta ve sağlık hizmetlerinde gerçekleştirirseniz bir tahmin edin bütün diğer sektörlerde neler olacak. Ve bunlar çok daha basit görünüyor aslında, ama çünkü buradaki bütün bunun altında yatan süreçler bizi bütün endüstriyel sektörlerdeki değişikliklere de götürecek. İşte şimdi buradaki bir büyük bir değişiklik olacak, bir kopma olacak ve bizim bugün son düşüncelerimiz tamamen ortadan kalkacak. Her şey yok olmayacak, her şey tahrip olmayacak tabii. Birçok bireyler tabii ki bir fırtına olacak, çok muazzam bir fırtına olacak ve bu fırtına bilim ve teknoloji tarafından gerçekleşecek ve böylece muazzam bir değişiklik olacak. Bu son derece geniş bir değişiklik olacak ve sanal olarak her sanayiyi etkileyecek bu değişiklik ve biz buna karşı çıkamayacağız kesinlikle. Muazzam bir şey olacak. Evet, Türkiye'de gayet iyi bir liderlik var ve bu liderler bu geleceği gayet iyi görebiliyorlar ve aynı zamanda yani yüzlerce yıl sonra olmayacak, onlarca yıl sonra olacak bu değişiklikler. Bunlar bizim hayatımız olacak ve bu herkes için bir sürpriz olacak ve aynı zamanda evet, birçok sanayilerde büyük değişiklikler olacak. Daha önce de söylediğim gibi size bir örnek vermek istiyorum. Ben şimdi sağlık hizmetinden de bahsediyorum ama eğitim çok önemli. Eğer tamamen büyük bir değişiklik yaşayacak bir alan olacaksa bu da eğitim olacaktır. Ve bir anda herkesin bütün insan bilgisinin tamamına erişimi olur. Yani her şey temelden değişecek. Mesela teknoloji ve gücü son 20 yılda hep aynı kaldı ve fakat bu sürekli olarak değişecek. Ve bir şeylerin satılması hemen insanların her şeye erişimi olacak ve mesela çevrim içi satış yapmak, bu çok önemli bir unsur olacak ve ulusal sınırların önemi artık kalmayacak. Ve yine nakliye, taşıma ve tabii ki bütün araçlar değişecek, bütün sektör bu nedenle değişecek. Aslında çok da güç değil. Daha önce de söylemiştim. Bu her şeyi tabii ortadan kaldırmayacak. Bir dalga olsa da her şeyi yıkıp geçmeyecek. Tabii ki çok katı olabilirsiniz. Bu durumda olan şey şu olacak. Siz de devrilebilirsiniz. Burada ne kadar büyük olursanız olun, çok katı olursanız devrilebilirsiniz. Veya bu güçlere karşı hassasiyet gösterebilirsiniz ve değişimi kendi içinizde barındırabilirsiniz ve bu fırtınaya dayanabilirsiniz ve ayakta kalabilirsiniz. Bundan dolayı bunların farkında olmak gerekiyor, bunlara dikkat etmek gerekiyor ve şahsi olarak bağlantılı olduğunuz kurumlar nelerdir ve bahislerinizi nereye koyuyorsunuz, buna bakmak gerekiyor. Çünkü bu şeylerden biri düştüğü zaman altında olmak istemezsiniz. Çok fazla hasar almak istemezsiniz. Peki kişi olarak geleceği nasıl düşünüyorsunuz? Bazıları oynamayı seviyorlar. Onlar rüzgarı seviyorlar, fırtınayı seviyorlar. Ancak bazıları çılgına dönüyorlar. Bunlar rüzgar sörfçüleri. Ve kalkıp özellikle fırtına gibi rüzgarlayıp onlarla uçmaya çalışıyorlar. Bu rüzgarlarla farklı şekilde başa çıkma yolları var. Ve bu nasıl bizi şaşırtacak? Bakalım. Mobil internet erişimi görüyorsunuz. Burada geometrik olarak katlanarak yukarıya çıktığını görüyoruz. Lineer bir süreç gerçekleşmediğini görüyoruz. Burada ilginç olan şey ise şu.
kimse bilmiyor neler olacağını. Buradaki 2002 ile 2004, 2006 rakamlarına baktığınız zaman lineer hatlar var. Bunlar tahminlerdi. Yani sektördeki uzmanların tahminleri böyleydi. Satış böyle olacak veya penetrasyon böyle olacak diye düşünüyorlardı. Bu geometrik olarak katlanan büyümeyi tahmin edememişlerdi. Örneğin mobil teknolojinin penetrasyonuna baktığınız zaman Hindistan'da %10'dan %90'a çıktı ve sadece 10 yıl içinde gerçekleşti bu çıkış. Bu tür değişiklikler meydana geliyor işte günümüzde. Ve bu geometrik olarak atlanan süreç içinde sektörlerin birbiri ardına değiştiğini görüyoruz. İlk aşamalara baktığımız zaman iki katına çıktığı zaman 1, 2, 4, 8, 16, 32 diye gitse bile bu böyle değil, inanılmaz bir şey. Evet, baştan heyecan verici diyorlar ama bir şey olmuyor diyorlardı. Herhalde yanıldık diyorlardı. Örneğin genetikte böyleydi. Burada Time dergisinin kapağını görüyorsunuz 2000 yılında. Geleceğin ilaçları. Oo, aman Allah'ım, tüm bu harika ilaçlara sahip olacağız dediler. Nerede bu ilaçlar? Herkes hiçbir yerde değiller. Şimdi o yüzden herkes ne olacağını merak ediyor. Ve ben aslında şunu önermek istiyorum. Biz aslında bir öyle bir noktadayız ki çok yakında çok farklı şeyler olacak. Ve pek çok insan şaşırıp kalacak bu çok büyük değişiklikler karşısında. Birkaç örnek vermek istiyorum. Otomobillere bakalım örneğin. Burada sürücüsüz arabalar çok yakın zamanda gelecek ve her şeyi değiştirecek. Ve örneğin tırlar, uzun mesafe, kamyon taşımacılığı ve bir anda otomatik araçlar günde 24 saat boyunca çok daha ucuza taşıyabilecekler eşyaları. Otomobillerin, insanlar otomobilleri satın alacaklar mı? Ya da belki de kiralayacaklar artık. Tüm bunlar değişecek. Aynı zamanda kitlesel ulaşım bir anda çok daha ucuza gelecek. 3 veya 4 kat daha ucuza gelecek şehirlerde kitlesel ulaşım. Ve büyük değişiklikler olacak. Bazılarını değişmiyorsun. Burada telefon çağrı merkezleri var. Hindistan'da var. Filipinler'de var. Ve bunların yeni başka şeyler alacak. Çok kısa zamanda otomatik cihazlar kullanılacak çağrı merkezlerinde. Basit sorulara cevap verebilecek bu otomatik cihazlar. Ve gazetecilik veya yazarlık hiç aklınıza gelmez. Bunların yerine de başka şeyler gelecek. Bazı programlar var. Spor haberleri yazabiliyorlar. Verilen temel bilgilere de dayanarak. Ve insanlar bunu gerçek bir insan mı yazmış yoksa bir cihaz mı yazmış alamıyor. Bir makine tarafından yazıldığını kimse anlamıyor. İşte buna benzer şeyler çok kısa bir süre içinde gerçekleşecek. McKinsey şirketin These are the key disruptive technologies and I show this simply to give you an idea of the scope. This is in trillions of dollars. Burada trilyonlarca dolardan bahsediyoruz her bir yenilik için önümüzdeki 10 yıl içinde. Ve bunlar ana kategorilerde yer alıyor ve bence pek çok açıdan yeterince tahmin edememişler. Örneğin mobil teknolojiye baktığımız zaman burada spor yazarlığı örneğin daha önce tahmin edilememişti ve aynı zamanda şeylerin bağlantısı var, internet. Burada makineler kullanacağız. İnsan müdahalesi olmadan kendimizi izleyebileceğiz. Robotlar var ve pek çok şey etkileyecek. Sadece tıp ve teknolojiyi etkilemeyecek, her sektörü etkileyecek ve çok fazla değişikliğe sebep olacak. Günümüzde olduğu gibi olmayacak herhangi bir şey. Alıştığımız şekilde olmayacak. Ve burada Türkiye gibi yükselen sağlıklı ekonomilerin şunu fark etmesi lazım. Genellikle sektör liderlerinin yerleri değişecek. Bu sektör liderinin bu geçişte ayakta kalması farklı oluyor. Çünkü şu anda lider olan kişi gelecek için tasarım yapmıyor oluyor. Sadece şu anda becerisini korumak için çalışıyor oluyor. Bundan dolayı da büyük bir fırsat var. Küçük işletmeler için ve yükselmekte olan ekonomiler için. Bence karşılaşacağımız öykü de bu olacak önümüzdeki kuşaklar için. Ve zamanlamaya baktığımız zaman burada tahmin etmek oldukça zor. Çünkü oldukça karmaşık. Bunlar yenilikçiler meydana geliyor ve bir anda yayılıyor ve burada kelebek etkisi yaratıyor ve bunların hepsine baktığımız zaman bir şeyin tam olarak ne zaman meydana geleceği, geçişin ne zaman olacağını bilemiyorsunuz. Ancak su dalgalanmaya başladığı zaman geriye bir adım atmak ve bakmak gerekiyor. Ve kimi zaman bazı şeylerin değişmesinin doğru olduğunu biliyoruz. İletişim
odaklı teknolojiler var. Ve bu grafiğe baktığımız zaman bazı önemli bozucu, değiştirici dönüşümler görüyoruz farklı alanlarda meydana gelen son 20 yıl içinde. Ve burada görüyorsunuz belki bunların 50 veya 60 tanesi telekomünikasyonda ve bilgisayar alanında gerçekleşmiş. Ancak burada uzanan bir kuyruk var. Çok az yenilik oluyor buralarda. Aslında bunların konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü insanlar bunları hazırlıklı değil, şirketler bunlar için hazırlıklı değil bu alanlardaki yenilikler için ve bir anda şaşırıp kalıyorlar. Bu bozucu etki, değişikliğin getirdiği bozucu etki, çevremi iyi, ortamı değiştirebilir, büyük bir fırsat yaratabilir. Ancak aynı zamanda bunu dikkate almayan bir sektör için zorluk yaratabilir. Bunları tanıyorsunuz büyük ihtimalle. Bunlar büyük firmalardı ancak artık önemli değiller. Ve ya ortadan tamamen kalktılar ya da eskiden oldukları şeyin sadece bir hayaleti haline geldiler. Kodak, Polaroid, General Motors, birkaç tanesi burada. Daha pek çok fazlası var. Ve küçük ve orta ölçekli işletmelere bakarsanız yüzlerce ve binlercesi olduğunu görürsünüz. Bu şekilde ortadan kalkan ve önemini yitiren. Burada yeni bir giren var piyasaya. Bu da bence önemli olabilir. Bu da Uber. Bilmiyorum buraya geldi mi? Galiba geldi Uber. Bu taksi servisi. Telefonunuzu alıyorsunuz. Bir araba istediğini söylüyorsunuz. Yerinizi tespit ediyor. Taksiyi çağırıyor. Evet diyorsunuz ve size bu aracın nerede olduğunu gösteriyor. Size geleceği saati söylüyor ve sonra kredi kartınızda masraf yazıyor. Sonra da faturayı size gönderiyor. 3 yıl önce başladı. 3,5 milyar dolar 100 şehirde kullanılıyor. 35 ve 40 ülkede yayılmış durumda. Ve burada bu tür teknolojiler değiştirecek. Sürücüsüz arabalardan bahsetmiştim. Bu da Google filosunun bir parçası. San Francisco'da gidiyorlar ve 500,000 mil kat ettiler. Şehirde arabayı kullandılar, sürücüsüz arabayı. Burada gördükleri şey pembe şey görüyorsunuz. Gördükleri araçlar. Buradaki turuncular ise bisikletliler, hemzemin geçitler de var tahmin ediyorum. Bunlar gerçekten son derece iyi ve bu oldukça güç, bunun aslında güç olmadığını görüyoruz. Ama bu çok da zor değil. Ve çok sürmeden bunlar yaygın bir şekilde kullanılacak. Türkiye'nin ihracat planlarına şöyle bir bakalım. Türkiye ihracat son derece başarılı oldu. Ancak bu alanlara bakalım. Otomobiller, demir, çelik, elektronik. Bunlar harika hedefler. Burada önemli olan şey şu. Ve burada bu tür şeyleri önceden tasarlamak gerekiyor. Gelecekteki değişikliklere göre tasarlama yaparsanız gerçekten bir vizyon sahibisiniz demektir. Bugünün dünyasını düşünmemek gerekiyor. Dünyanın 20 yıl sonra nasıl olacağını düşünerek hareket etmek gerekiyor. Cep telefonları 20 yıl sonra nasıl olacaklar? Bilgisayarların gücü 20 yıl sonra nasıl olacak? Robotikin kullanımı nasıl olacak 20 yıl sonra? Çünkü siz güçlü bir pozisyona gelirseniz bir arenada ama daha sonra gücünüzü kaybedebilirsiniz. Yani bu şirketler gibi olmak istemezsiniz. Bir anda çok güçlü olup sonra tüm o gücü kaybetmek istemezsiniz. Geleceği düşünmeniz gerekiyor. Geleceğin nasıl olacağına dair kesin bir vizyona sahip olmamız gerekiyor. Bugün akıllı hamleler yapabilmemiz için bu gerekiyor. Bence bu gerçekten elzem. Bundan dolayı spesifik olarak sağlık hizmetlerinden bahsetmek istiyorum ve sağlık hizmetleri nasıl dönüşecek, nasıl değişecek, tıp değişecek bunları anlatmak istiyorum. Ancak bunu anlatırken şunu düşünmenizi istiyorum sizde. Şu anda bildiğiniz sektörleri düşünün lütfen. Çünkü aynı güçler onları da etkileyecek. Sağlık hizmetlerini de etkileyecek. Ve sağlık hizmeti bizim için önemli çünkü bir sektör örneği olduğu için değil. Çünkü biz kan ve etten yapılmış durumdayız. Peki bu teknolojinin ne olacak? Zihinlerimiz dönüşecekse o zaman teknoloji bizim için bir önemi kalmayacak. Bundan dolayı da bu sektördeki değişikliklerin yaşamların üzerinde son derece büyük bir etkisi olacak ve aynı zamanda geleceğimiz üzerinde de büyük bir etkisi olacak. Bundan dolayı sağlık hizmetlerini bir adım geri atmamız gerekiyor. Öncelikle bugün olduğu haliyle sağlık hizmetini unutun. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık hizmetlerini sunma konusunda çok farklı fırsatlar var. Ancak tabii ki inanılmaz sorunlar da var Türkiye'de olduğu gibi. Bu hizmetlerin sunulmasıyla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Peki bizim
yükselen teknolojilerin ne olduğuna bakmamız gerekiyor ve bunların nasıl entegre edileceğine bakmamız gerekiyor. Tabii ölçeklenebilir bir şekilde entegre edilmesi lazım. Çünkü önemli olan şey bu. Bu teknolojiler çok ucuz olacaklar ve çok yaygın bir şekilde kullanılacaklar ve şunu düşünün. Bu geleceğin tıbbı nasıl olacak? Tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi bu geçişin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde olması lazım. Burada boşluklar nerede? Oraya bakmak gerekiyor. Sağlık sektöründe pek çok insan buna bakıyorlar. Sağlık sektöründen bahsettiğim zaman pek çok gelişme var. Bunlardan bahsediyorum. Peki nerede ateş yanacak? Nereden gerçekten geçiş gerçekleşecek? Çünkü her zaman bu harika ilaçlardan bahsettiğini duyuyoruz ve inanılmaz telekomünikasyon imkanlarından bahsediliyor. Ya ama biraz kağıt gibi aslında. Çünkü inanılmaz sinerjiler var. Bir parça kağıt alıyorsunuz ve ısıtıyorsunuz, sonra ısınıyor. Hiçbir şey olmuyor. Isınıyor ve sonra birdenbire alev alıyor. Bir anda alev alıyor. Ve işte bu alev çok yaygın olabilir, çok geniş çaplı olabilir ve sektörler birbiri ardına bu şekilde alev alıyor diyebiliriz. Ve sağlık hizmetlerinde olacak olan ilk şey bu bilgi tabanlı olduğunu görüyoruz. Birdenbire herkesin erişimi olacak sağlık bilgilerine ve böylelikle dünyadaki en zengin insanların ulaşabileceği bilgilere biz de ulaşabileceğiz ve bu da bir cep telefonuyla olacak ve her yerde ulaşılabilir olacak, her zaman ulaşılabilir olacak. Çünkü enformasyon teknolojileri ile modere edilecek ve neredeyse herkesin erişimi olacak tüm bu bilgileri. Bu fantazi gibi düşünüyorum belki, nasıl mümkün olacak diyebilirsiniz. Ama herkes sağlık hizmetlerin nasıl olacağını merak ediyor her ülke. Ancak nasıl değişebileceğini bakacak olursak şunu görebilirsiniz. Burada bilgileri insanlara anlayabilecekleri seviyede sunmak mümkün olabilir. Makine çevirisi çok da zor bir şey değil. Kişiselleştirilebilir. Bize birey olarak bağlanabilir. Bu işte sigara içmemelisiniz veya egzersiz yapmalısınız gibi genel tavsiyeler olmayabilir. Şöyle olabilir. Eğer sizin kalp krizinden ölme ihtimaliniz işte şu veya şudur diyebilir. Bize şahsen hitap edecek şekilde gelecek bilgiler ve bunlarla bu bunlar tanımlanmıştır. Mesela Terminator'un The Empire Strikes Back. And as I said, medicine is very very complicated, very difficult. Son derece zordur. Fakat bu görüntüler, yani onlarca yıl önceki görüntüler şimdi artık gerçek oldu. Ve bu Deka'nın eli aslında size daha önce gösterdiğimin bundan sonraki versiyonu olacak. Mesela bir üzüm parçasını alabilir. Küçücük bir parayı bu proteze tutabiliyor kadın. Sadece kafasını kullanarak bu protezle. İşte gerçek o kadar hızlı değişiyor ki. İşte bu da robotun örneği ve bunu Da Vinci sistemi deniliyor buna. Ve bunlar çok küçücük insizyonlar yapılıyor, kesiler yapılıyor ve bunlar cerrahide çok geniş kapsamlı olarak kullanılıyor. Şimdi burada bununla mümkün olan bir kesinliğin görebiliyorsunuz. Burada mesela bir üzüm tanesinin soyulduğunu görüyorsunuz. Mesela insanın kendi vücudundaki bir kaviteyi düşünün. Ve mesela floresan markerlar kullanılabiliyor. Mesela kanserli olan dokuyu kesilme ihtimali olduğu zaman bunu görebiliyorsunuz. Bu teknolojiyle inanılmaz şeyler yapabilirsiniz. Son derece geniş kapsamlı bir gücü var bunun. Ve şimdi hemen sağ tarafa bakacak olursanız burada floresan boyalar var. Bu da kanserli dokuyu gösterebiliyor. Mesela cerrah girebiliyor buraya ve buradaki yeşil kısmı kesebiliyor ve böylece kanseri çıkarmış olabiliyor. Kanserli dokuyu çıkarmış olabiliyor. İşte buradaki kişi ise daha önce size bahsettiğim kişi. Şimdi burada çeşitli bacak çeşitlerini kullanıyor ve çeşitli protezler kullanıyor ve nasıl hareket ettiğini size gösterebilirim. İşte bakın şu şekilde hareket ediyor bu bacaklarla ve her bir ihtiyaca göre çeşitli başka çeşit bacaklar kullanıyor. Dağa çıkmak için başka bacak, yürümek için başka bacak kullanıyor. Evet.
25 yılı boyunca bacağı yokmuş kendisinin. Video tam duyulamadığı için çeviremiyorum. Bu bayan bacağını Boston Maratonu'ndaki bombalanma sırasında bacağını kaybetmiş ve Dr. Hurley gitmiş kendisi ve kendisine böyle özel bir yazılımla bu bacağı vermiş ve şimdi tekrar dans edebiliyor bu kız. Bu protez bacaklı ve bu son derece hızlı bir şekilde gerçekleşmiş. Şimdi doğrudan sinirlere besleme olabiliyor ve böylece bacağınızın pozisyonunu hemen hissedebiliyorsunuz. Mesela koş. Ve 100 bin birey var ve bu bireye her yıl Amerika'da alt bacak amputasyonunu yapılıyor ve bütün dünyada bunun 5 misli herhalde gerçekleşiyor ve o kadar fazla bu tarz teknolojiyle değişecek ki inanılmaz fazla sayıda yaşamın insanın hayatı değişecek bu teknolojiyle. Şimdi öncelikle verilerden bahsedelim. Şimdi bu sayede karar verme değişebiliyor ve bütün sanayiler ve tıbbından etkileniyor. İşte bu da bütün ilişkilerimizi değiştirecek ve hastaların rolü değişecek. Fakat genel olarak bu gerçekleşecek. Ben biraz da bunun ne zaman, neden ve nasıl olacağını açıklamak istiyorum. Öncelikle bu veriler, işte o kadar fazla informasyon var ki ve bu her 3 yılda bir 10 misli artıyor informasyonun miktarı. İşte bu tür informasyon sadece genomik miktarı. Fakat buradaki mavi çizgi de şöyle, bütün bilgisayarlar da değişecek ve şimdi 6-7 yıl önce bütün genoma bakılıyor. Şimdi bu şu anlama geliyor. O kadar fazla bilgi var ki genomikle ilgili olarak ve çok bizim kendi hayatımızda yaptığımız çok fazla şey birdenbire bize açık olacak ve bazı monitörler olacak. Mesela ben hep yanımda bunu taşıyorum. Mesela her gün kaç adım attığımı ölçebiliyorum ve bunlar son derece ucuz ve her yerde bulunabilen şeyler. Mesela burada saate benzer bir şey var. Sadece deri sıcaklığını ölçmüyor. Aynı zamanda kaç adım attığımı, ne kadar kalori yaktığımı ve nabzımı, her şeyi ölçüyorum. Bunların hepsi son derece ucuz ve $199 şimdi bu ve bunların tamamen pasif. İşte bunlar implantlar ve bu implantlar mesela tam bir kalp krizi olmadan önce haber veriyor. Hemen bir ses çıkarıyor ve derhal ambulans çağırabiliyorsunuz kalp krizi olmadan bu tür aletler sayesinden. Ve burada bir kamera ve bu ilacın içindeki bir kamera hemen özofagusunuzdan, yemek burnunuzdan ta bağırsaklara kadar bütün görüntüleri size verebiliyor ve burada obeziteyi görüyorsunuz sol tarafta ve sağ taraftaki kişiyi görüyorsunuz. İşte bu bir kolonun görüntüsünü görüyorsunuz. Küçük bir polip var ve sadece probla değil bu küçük kameralarla bulunabiliyor bu ve fetüsü görüyorsunuz. Bir rahimin içindeki fetüsün görüntüsünü görüyorsunuz ve bununla ilgili filmler de olabiliyor. Bu ileri derecede görüntüleme. İşte bu tür bilgiler elimize geliyor ve bireylerle ilgili genel olarak bilgi geliyor. Küçük bir kan damlasından proteinleri görebilirsiniz ve antijenleri görebilirsiniz ve bu nelerin olduğunu görebilirsiniz insanın sağlığı ile ilgili olarak. İşte bu kadar fazla veriler var ve böylece tek tek hücreleri bir hücre agregasyonu topluluğu olarak görebilirsiniz. Yani birey tek tek hücreleri görebilirsiniz ya da beynin bir parçasını görebilirsiniz. Dokuları ya da organların hepsini görebilirsiniz. Buradaki çok karmaşık ağlar nelerdir? Bunlar metabolizma. İşte bu bir haritalama sistemi. Şimdi buna herhangi bir, nasıl bunu anlayabilirsiniz? Gerçek zamanda bunu nasıl anlayabilirsiniz? İşte şu anda olan şey budur. Milyonlarca informasyonla informasyon son derece önemli bir ölçüde entegre olmuş. İşte bu tür bilgi elde ediyorsunuz. Sadece biyosensörden almıyorsunuz bilgiyi. Bütün olan görüntülemeden bilgi alıyorsunuz. Genetikten bilgi alabiliyorsunuz. Ve
mikrobiyom konusuyla ilgili de bilgi alabiliyorsunuz. Tabii ki sizin bağırsağınızdaki bakterinize bağlıdır durum. Bunun sadece kendi sağlığınız üzerinde etkisi yoktur. Aynı zamanda bunun ki sizin psikolojinizin üzerinde etkisi vardır. Bunun depresyonla da bağlantısı vardır. Bağırsaklarınızdaki bakterinin depresyonla bir ilgisi vardır. İşte ne tür kimyasallara biz kimyasallarla uğraşıyoruz. Bütün bu bilgileri elde edebiliyorsunuz. Ve böylece tıp bir enformasyon bilimi haline gelebiliyor. Bu sadece tıpta olmuyor. Her alanda oluyor. Mesela müşterileri bir tanıyın. Müşteriler ne zaman satın alabiliyor? Neredeyse ne zaman satın alabiliyorlar? Bilgiyi nasıl kullanabiliyorlar? Ve onlar işte müşterilerinizi anlayabiliyorsunuz. İşte çok fazla miktarda bilgi de size geliyor bu konuyla ilgili olarak. Burada çok fazla veriler var. İşte bu çok fazla veri karar vermeyi önemli ölçüde değiştirmektedir. Bir doktor bilgi olmadan nasıl hareket edebilir? Tabii ki hiç hareket edemez bir doktor bilgi olmadan. Eğer doğru doktoru bulabilirsiniz, o zaman şanslısınız demektir. Çünkü onlar sizin hastalığınızı daha önce görmüş olabilirler ve kendi probleminizle doktora gittiğinizde daha önce bu problemi tanımış olan bir doktor olması gerekiyor. Şimdi çeşitli alanlarda uzmanlar var. Şimdi belli bir tarama testi var. Bu tarama testi, kanserle ilgili tarama testi var. Kolon kanseriyle ilgili ve bu kolon kanseri taramasıyla çok kaç tane yaşam kurtulabilir. Sizin uzman fikriniz nedir bu konuyla ilgili olarak? Ve ikinci bir kişiden fikir alacaksanız, mesela bir doktor görüyorsunuz ve doktordan da bir fikir almak istiyorsunuz. İşte Cleveland Clinic'inde yapılmış olan bir çalışma bu. Cleveland Enstitüsü Amerika'daki en iyi enstitülerden biri. Ve ikinci bir fikir alacaksanız, o zaman bunlar ne kadar sıklıkla birinci fikre katılıyorlar? Genellikle o bütün olguların üçte ikisinde birinci fikre katılmıyor. İkinci fikir veren kişiler. O zaman bizim tedavimiz nasıl etkilenecek bu sağlık biliminde? Ve o zaman her şey gelişigüzel oluyor. Birçok şeye bağlı. Siz hangi doktora gidiyorsunuz, ona bağlı sizin tedavi olmanız. Şimdi bunun yerine başka şeyi koymak gerekiyor ve böylece uzman sistemleri oluyor. Uzman sistemleri içinde bütün bilgiler entegre oluyor. Çeşitli kişilerden gelen bilgiler entegre edilmiş oluyor. Fakat doğruyu söylemek gerekirse bu yeterli değildir. Çünkü 1,5 milyon yayın var her yıl ve bütün bilim ve tıpta ve akran gözden geçirmesi dergilerinde. Peki bütün bu bilgileri nasıl elde edeceğiz? Bunlar hiç kolay değildir ve bu yayınların birçoğu hiç sistemimiz yok ve böylece biz uzman sistemlerinden bahsediyoruz ve belki en önemli uzman sistemlerinden biri şudur. Birçoğunuz bunu hatırlayacaksınız mutlaka. Mesela satranç şampiyonu Deep Blue tarafından, bilgisayar tarafından yenilmişti. İnsan dünya şampiyonu bilgisayar tarafından yenilmişti. Bu çok önemli bir konuydu. Büyük bir değişim sağladı ve böylece şimdi artık bilgisayar sistemleri o kadar güçlü ki ve böylece çok büyük ustalar yenilebiliyor bilgisayarlar tarafından. Fakat burada önemli olan şey şudur. Peki dille lisanı nasıl ele alacaksınız? Şimdi Türkiye'de ne var bilmiyorum ama şimdi böyle bazı değişik sorular var çeşitli kategorilerde ve tabii ki bunların ifade edilmesi garip biraz sonra. Şimdi burada bir yarış var ve bu yarışı biraz sonra bir filmi göstereceğim ve IBM Computer'da böyle bir yarış organize edecek. Buna Watson deniyor ve burada çeşitli kategoriler seçebiliyorsunuz. İşte şimdi bunlar tek tek kategoriler. Bunlar iki tane şampiyondu. Şimdi burada önemli olan konu şudur.
Şimdi bilgisayar sadece dinliyordu ve soruyu dinliyor bilgisayar ve o herhangi bir program listesi yoktu ve bu bilgiyi Wikipedia'yı okuyarak elde etmiş. Şimdi bu projelerdeki fikirler şunlardır. Onlar mesela onkoloji ile ilgili makaleler okuyorlar dergilerde ve çeşitli tümörlere vesaire bakıyorlar ve bunları nasıl tedavi ederiz diye bakıyorlar ve yüz binlerce makale okuyorlar. İşte doğal dil ara yüzlerinde bu tür şeyler olabiliyor. İşte buradaki birçok sanayilerde nasıl uygulama olacağını bir düşünürün. Mesela telefondaki cevap verme hizmetleri gibi. Şimdi artık insanları öyle bir modelliyorsunuz ki eğer herhangi bir ilaç aldığınız zaman ne olacak ya da herhangi bir şey yaptığınız zaman başınıza ne gelecek, bunlar ortaya koyulabilir. Avrupa Birliği'nde bir proje var. 300 milyon euro son 5 yıl önce, son 5 yılda harcandı bu tür modelleri ortaya koymak için. Bunlar sanal insan füzyon projesi. Şimdi burada küçük modeller var. Küçük modeller oluşturuluyor ve bunlar oluşturulacak ve bunların hepsi bir yerde olacak. Çünkü söylediğim gibi bunlar aynı bir küresel zihin gibi, bunların hepsi birbiriyle belli mesafelerde bağlanıyor. Bu son derece hızlı gerçekleşiyor. Eğer bu büyük veriyi hücrelerimizden alırsak ve bunları bu modellerin içine koyarsak, o zaman öyle bir model olur ki bu model, yani biz bireysel olarak nasıl reaksiyon gösterdiğimizin bir modeli olur ve bu herkes için erişme için olabilecektir. Tabii ki bireysel doktora bağlı olarak biz aslında bu bilgiye ulaşmak istiyoruz. Ve öneriler elde etmek istiyoruz ve yardım istiyoruz. İşte bu da hasta ve doktor arasındaki ilişkiyi tamamen değiştiriyor. Ve bu da gerçekleşecek. Yeni teknoloji, yeni bilim sayesinde ve bütün sosyal ağ sayesinde bu gerçekleşecek. Ve böylece bu bizi ve ailemizi bu tür konularda karar vermemizi sağlayacaktır. Tabii ki veriler son derece fazla, çok son derece pasif ve tabii ki bunları şimdi bir doktorlar ve diğer kişiler, ekipleri çevrim içi olarak mevcut olacaktır ve elektronik bir alışveriş gerçekleşecektir. İşte bu bizimle ilgili olan bu veriler. Şimdi böyle bir espri var Amerika'da. Şöyle diyorlar, hükümet gerçekten de dinlemeyi sadece dinlediği tek şey diye bir espri yapılıyor Amerika'da. Evet, burada muazzam bir bilgi olacak elimizde. Son derece pasif olacak ve bu sürekli olarak sık önlemlerle desteklenecek bir arşiv olacak ve bu da bizim ne olduğumuzu tanımlayacak ve tabii ki özel hayatımızda korunacak. Bunu gerçekten de olacak mı? Bu tabii ki bir düşlem. Bu bir science fiction gibi geliyor insana. Çok acayip geliyor insana bütün bunlar. Fakat burada olacak şey şu olacak. Son derece hızlı gerçekleşecek bu ve son derece gerçek ve o kadar büyük veriye dayanacak. Biz şimdiden başladık çok fazla veriyi toplamaya ve bu sayede biz ileriyi görebileceğiz ve koruyucu olabileceğiz. Sağlık konusunda koruyucu ve önleyici önlemler alabileceğiz ve bugün doktora gittiğinizde artık her şey çok geç olmuş olabiliyor. Aynı bir ev gibi. Şimdi siz kapıyı açtığınız zaman ve bütün menteşeler düşüyor. Ondan sonra her yerde kurtlar var. Bütün tahtalar kurtlar yemiş gibi bir şey oluyor. Her şey kişiye özel olacak ve bizim de katılımımız gerekecek. Rutin bir şekilde bizim katılımımız gerekecek bütün bu sürece. Şimdi ileriye bakacağımız zaman bunun ne diyebiliriz? Bu tür bir tıp 5 ile 25 yıl arasında gerçekleşecek. Çok yakında olacak. Sizin kim olduğunuza bağlı olarak bu gerçekleşecek. Kesinlikle bir şekilde önümüzdeki 5 yıl içinde burada bu gerçekleşecek ve ben şu bugün mevcut olan tıptan çok daha iyi bir tıp gerçekleşecek. En az 5 yıl içinde herhangi bir yerinde buna erişeceksiniz. Cep telefonu şimdi Türkiye'de ya da Hindistan'da ya da Çin'de cep telefonları Amerika'da ya da Avrupa'dakinden çok daha iyi.
Neden bütün bunlar gerçekleşecek? Çünkü her şey çok daha kolay olacak, daha ucuz olacak, daha iyi olacak ve hemen erişilebilir bir konu olacak. Ve tabii ki böyle bir şey hepimiz istiyoruz. Ve bu da insanlar için sağlanacak. Tabii sağlanmalı diyorsunuz çünkü bu daha ucuz olacak. Tasarruf yapacaksınız, sağlık hizmetleri çok daha iyi olacak. Ve bu hükümet vasıtasıyla sağlanacak. Çünkü böyle bu şekilde olacak. Şimdi böyle bir şeyin mümkün olduğunu gördüğümüz zaman herkes bunu talep edecek. Her yerde talep edecek. Ve bu genel olarak kendi evlerimizde gerçekleşecek. Cep telefonlarıyla herhangi bir şekilde bu gerçekleşecek. Çünkü bu veri tabanı portalımızı vardı ve istediğimiz zaman gerçekleşecek her şey. Ve hastaneler son derece tehlikeli yerler. Enfeksiyon elde edebilirsiniz. Oradan alabilirsiniz. Problemler olabilir. Ve bütün ekipmanlar o kadar büyük ki ve o nedenle bizim hep hastaneye gitmemiz gerekiyor. Ve o kadar fazla zaman harcıyoruz ki hastaneye gittiğimiz zaman ve bir doktoru görmek için oturuyoruz. Hep bekliyoruz. Kendi bütün her şeyi evlerimizde yapacağız. Ve son derece küçük cihazlarla aynı testleri yapabileceğiz. Yani hastanelerde yapılacak testleri kendi evinizde kendiniz küçücük aletlerle yapabileceksiniz. Bunlar bunlar pilot projeler olacak ve insanlar yani bunlar nasıl daha geniş kapsamlı sağlanabilir bunlara bakılacak. Şimdi bizim cep telefonumuz eskiden olan her şeyden çok daha iyi ve çok geniş kapsamlı sağlık erişimi sağlanacak ve bunu hükümet sağlayacak, devlet sağlayacak ve zannediyorum ki bu son derece hızlı olacak. Şimdi her şeyin ne kadar hızlı değiştiğine ilgili bir örnek vermek istiyorum. 25 yıl önce bir film Gordon Gekko ve bütün evrenin ustası gibi ve cep telefonu var elinde. De görüyorsunuz ve bu bütün 30 dakika boyunca çalışıyordu ve 1 kilogram ağırlığındaydı bu cep telefonu ve maliyeti $9,000'dı. Bugünün dolarıyla $9,000'dı. 1987'deki bu ve şimdi 25 yıl sonraki duruma bakıyoruz. Şimdi bu cep telefonları dünyanın her yerinde mevcut. Hindistan'da, Çin'de, her yerde herkesin cep telefonu var ve bu son derece ucuz. Şimdi bizim artık bu elimize alıp da şekillendirdiğimiz küçük tel parçası değil artık. Ve işte bütün sağlık ve tıp alanlarında da her yerde bu büyük değişiklikleri göreceğiz. Bununla ilgili son bir örnek vermek istiyorum size. Evet, uzay yolunu hatırlayalım. Yaklaşık 50 yıl önce. Burada bir tricorder cihazı. Burada Enterprise uzay gemisinde taşıyorlardı. Ve siz sorunuzun ne olduğunu söylüyordu bu cihaz. Ve burada herkes şaka yapıyor. Birkaç yıl önce Tricorder ödülü verildi Qualcomm tarafından. Bu elle tutulan bir cihaz. Bunu yapabiliyor belli bir miktarda. En azından 50 tane hastalığı tespit edebiliyor bu cihaz. Önemli olan şey şu. Bu tıp profesyonelleri hemşire tarafından hatta kullanılması gerekmiyor. Kişiler kendileri bunları eğitim olmaksızın, tıp eğitimleri olmaksızın yarım saat içinde kullanmaya başlayabiliyorlar. 34 tane ekip var bunu çalışıyorlar ve bu ödülün önümüzdeki yılın sonunda verilmesi bekleniyor. Scanadu, bu bir şirket, 10 ila 15 milyon dolar topladı ilk halka arzı sırasında ve sağ tarafta gördüğünüz zaman neyi ölçtüğünü görüyorsunuz. Beta versiyonu bunun sol tarafta gösteriliyor. Elde tutulan küçük bir cihaz ve bununla ölçüm yapabiliyorsunuz. Bazı konektörler var. Bakterileri ölçebiliyorsunuz. Muhtelif hastalıklarla ilişkili elektrokardiyogram ölçümü yapabiliyorsunuz ve tüm bunlar muhtemelen önümüzdeki yılın sonunda hazır olacaklar. Peki fiyatı ne diye bakarsanız $199. Çok daha ucuz olabilir daha fazla üretildiği zaman ve işte ilk fiyatları böyle olacak bunların ve önümüzdeki cephe ise biziz. Son nokta biziz ve inanılmaz ve heyecanlı bir macera olacak, bir yol olacak ve burada içimizde gizli olan şeyleri öğrenmeye başlayacağız ve burada ilginç olan şey şu.
Burada sağlık hizmetlerinin kalitesine baktığınız zaman, burada muhtemel sağlık hizmetlerine baktığımız zaman, bu yeni sağlığın özelliklerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bunların hepsi istediğimiz şeyler. Her zaman olabilmesini, herkesin ulaşabilmesini, herkesin ödeyebileceği miktarda olmasını, güvenilir olmasını, şahıs olarak kim olduğumuzu hassas olmasını istiyoruz. Ve bu sektörlere baktığımız zaman teknolojiyle bir anda insanlara gerçekten istedikleri şeyi sunmak mümkün olabiliyor. Hayal ettikleri şeyi sunmak mümkün olabiliyor. Ve bu tür şeyleri tasarlamak daha mümkün olabiliyor. Bunun zorluğu şu, sağlık sektöründen bahsettim çünkü gerçekten çok zor gibi gözüküyor. Bunu gösterdim çünkü bu şey uygulamalar inanılmaz yaygın olacak ve her şeyi değiştirecek ve var olan şeyleri bozarak değiştirecek. Ve burada verilen söz şu, bunları yapacak olan araçlar sadece belli birkaç kişi için yapılmayacak. Yani odada, bu odadaki herkes, bu odadaki bütün öğrenciler bunlara erişebilecek. İhtiyaç duydukları şeyleri erişebilecekler. Bu çığır açacak yeniliklere erişebilecekler. Burada Ekonomi Bakanı hayallerden bahsetti. Ve ben de bugünün modeli şu demek istiyorum. Hayal edin ve yapın. Bugünün modeli bu. Hayal edin ve yapın. Ve buradaki herkes bunu yapabilecek durumda. Bu sadece dar gruplar için mümkün değil. Burada imkanlar herkes için var. Herkes bu çığır açacak yenilikleri yapabilir. İmkanlar herkes için geçerli. Burada bir alıntı yapmak istiyorum. Ege'de olduğumuz için 2500 yıl önce söylemişti bunu. En cesur olanlar önlerindeki şeyi apaçık görenlerdir. Bu ister zafer olsun, ister tehlike olsun. Ancak tüm bunları açıkça görmelerine rağmen dışarı çıkıp onu karşılamaya cesaret olan kişilerdir. Ve bunun hepimizin karşılaştığı zorluk bu. Ve hepimiz aslında bugün hayatta olduğumuz için ayrıcalıklıyız ve tüm bunları, bu değişimleri görüyoruz. Bundan dolayı son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ve hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ve hepinize başarılar inşallah.